Şu anda elimde piyasadaki çoğu kartı soğutma noktasında üzebilecek bir ekran kartı var. Hangi ekran kartını almak daha mantıklı? 2060 Super, 3060, 3060 Ti. Bugün kısaca bu üçgene yakından bakacağız. Bugünlerde piyasadan kaynaklı olmasa bile ileride eminim bu video birçok kişinin işine yarayacak. İşte karşınızda 3 fanlı 3060. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Sözü çok fazla uzatmayacağım. 48 desibel yük altında ses şiddetine sahip bu kart. Vallahi ben de heyecanlıyım, gelin hep birlikte frekans verelim. Dostlarım, ürün hakkında önemli detayların yer aldığı kutumuzda kocaman RTX en dikkat çeken kısım benim dercesine sırıtıyor. Arkadaysa termal tasarım ve teknik detaylara rastlıyoruz. 192 bit 16 GB GDDR6 ile gelen kartta kitapçıklar bir kenara, kaliteli metal desteğin çıkmasına sevindim. Oyuncu havasını fazlasıyla yansıtan DirectX 12 Ultimate destekli kart ilk temasta müthişti. Orta segment bir kart için böylesi ağır, dolu dolu bir kalite hissi beklemiyordum. Gaming X Trio serisinde genelde üst segment kartların soğutucularını daha düşük kartlarda bile kullanabiliyorlar. Bükülmelere karşı dayanıklı, devrelerin ekstra korunduğu bir tasarım izlemişler. Girintili çıkıntılı ön yüzeyde hafif RGB hatlarının olması şıklık katarken üstteki şeffaf hatla birlikte logo baskısı da fazlaca hareketlendirmiş tasarımı. Sert plastik malzemeli gövdemizin kendine has bir derinliği var. Bir şekilde metali andıran yapısını da es geçmeyelim. Arka kanattaysa hafif ve elde soğuk bir his bırakan başarılı bir plaka kullanmışlar. 2x8'lik güç girişiyle geliyor, muhtemelen ileride tekli mini kartlarda çıkar. Şimdi burada ana amaç düşük ses, maksimum performans sağlamak. Tri-Frozer 2 ile pekişmiş ve Torx 4.0 yapıyla geliyor. Yani halka tasarımlı yeni nesil bu fanlar çok daha yüksek bir hava gücüyle soğutma performansı sunuyor. Aynı zamanda heatsink tasarımı, titreşimi, gereksiz gürültüleri engellemek adına tasarlanmış. Aerodinamik performansı gayet yeterli. Direkt temas sağlayan ısı borularından ziyade komponentlerin termal petlerle çevrelenmesi hoşuma gitti. Güncel girişlerle donatılmış kartın kısaca şık ve çekici bir tasarımı var. Eksik bir kısım bulamadım, daha çok artısı var. Aynı zamanda programla ışıkları ayarlayabilirsiniz. Özellikle gece oyunu oynarken hoş bir tınısı var. Adamlar grafen plaka kullanmışlar. İlk kez bir ekran kartına baktığımda şunu dedim: bu soğutma sana çok fazla. Zaten sıcaklık değerlerini görünce anlayacaksınız. Şimdi gelin isterseniz 2060 Super karşısında 3060 nasıl, hep birlikte görelim. CSGO testinde görebileceğiniz üzere 3060-2060 Super'den özellikle efektlerin devreye girdiği noktada çok daha başarılı bir iş çıkartıyor. Şimdi gelin Far Cry 5 testine geçelim. Buradaysa aralarında devasa fark yok. İşin en süper yanı Cyberpunk 2077'de karşıma çıktı. Daha güncel olan kartın avantajları FPS kanadında kendisini fazlaca belli etti. Yalnız es geçemeyeceğim tek bir nokta var. Furmark OpenCL testinde şaşırdım. 2060 Super 3060 API testinde geride bıraktı. Dostlarım, öncelikle testleri 3300X'de yaptım. Çünkü hakkından gelebileceğini çok iyi biliyorum. Böylelikle orta seviye kartlarla neler yapabileceğinizi göstermek istedim. Kalkıp da elimdeki 5009X'i bağlamamın alamayacak insanlar için yanıltıcı olacağını düşündüm. Lakin 10900K 3060 Ti ile kapışmasına bakabilirsiniz. Ortalama 8 FPS fark var. Ek olarak statik test sonuçlarını da ekrana yansıtalım. Mesela 3DMark testinde DirectX 12 noktasında 3060 çok daha yüksek puan aldı. Bir kere şu çok önemliydi. Bu kartta DLSS yani yapay zeka hızlandırması var. Tensör çekirdeklerini kullanarak oyunlardaki kare hızlarını arttırıp daha keskin grafikler oluşturmak için derin öğrenme gücünden faydalanıyor. İkinci nesil RTX mimarisi olan Ampere tarafından güçlendirilen RTX 3060 daha iyi bir oyun deneyimi için RT ve tensör ile yeni akış özellikli çoklu işlemcilerle tasarlanmış. 1852 MHz boost hızlara çıkan kart 170 Watt TDP değeriyle geliyor. Tabi 3583 işlem çekirdeği ile VRAM sadece oyun için değil grafik ve medya işleri noktasında da kullanılabilir dedirtiyor zaten. Yer yer ekrana işlem gücünü de yansıtacağım. Mesela V-Ray'de 1000 değer alması gayet iyi. Bellek avantajı bir kenara, zorlu sahnelerde bir tık daha performanslı 3060. Bu kartta en mest olduğum nokta ne kadar yük bindirirsen bindir sıcaklığın bir anda hızlıca artmaması. Çoğu ekran kartında 65'ten sonra fırlamaya başlıyor. 1 derecenin bile hesabını yapmışlar. Yavaş yavaş dakikalar alıyor artması. Yarım saatlik stres testinde 59 derecede kalmaya devam etti ve sıcaklığını korudu. Fanlar o kadar rahat ki sıcaklıkta sabit kalmaya devam ederken sessizlik 50-60 desibel civarı şiddeti hissettiren kartlar gibi değildi. Kaldı ki kasasız ortamda test ettik dostlarım. Anlayacağınız 0 desibel boşta çalışan bu kart kasa içi sıcaklığı hem çok etkilemeyecek hem de gürültü seviyesini arttırmayacak. Bu noktada sistem toplayacak arkadaşların pişman olmayacağı bir seviyede tutmuşlar. Bir şeyi çok merak ettim. Hemen gidip fan hacmini %65'e çıkarttım. Buradaysa ses şiddeti 60 desibel olup kafa patlatan kartlar gibi değildi. %60 seviyesine indirdim. Çok daha sessiz ve verimli geldi bana. Sıcaklık ise 59 dereceden 53 dereceye geriledi. Kısaca şunu söylemeliyim. Güncel çoğu kart 60-65 derece arası dolaşırken çıtayı MSI bunda çok fena yükseltmiş. Ekran kartı fiyatları mining yüzünden çok artmasaydı bu kartı 4000-5000 TL civarına alabilirdik. Evet, uzun süredir Red Dead Redemption 2'ye girmiyorduk. Online'dayız. Şu anda 4K'da RTX 3060 gibi bir ekran kartında 50 kareye kadar alabiliyoruz. Ekran kartında 12 GB'lık bellek olduğu için ne kadar zorlarsan zorla geriye yer de kalıyor. Bu açıdan bayağı bir avantajlıyız diyebilirim. Çok rahat 75 karede güzelce online'da takılabiliyorum şu anda. Yalnız şehire gidebilseydik iyiydi. Hızlıca nasıl gidebilirim ki? Atım, avradım, hiçbir şeyim yok. Açlıktan öleceğim. Sonunda bir yer buldum. Oha! Adamlar direkt öldürdü. Yemek isteyecektim sadece. Yazıklar olsun be. İnsanlık ölmüş. 95 kareye kadar çıktı. Ekran kartımız hala tam potansiyelini kullanıyor. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Kare saniye oranı ve süreleri de gayet iyi. Hiç atlama sıçrama olmadan rahatlıkla oynuyorum. Böyle bir setupta bu ekran kartını kullanabileceğimi daha net anladım. Dostlarım şu anda PUBG'ye girdik. 1080p ultra detaylardayız. 160 kareye kadar alabildiğimizi söyleyebilirim. Solda bütün detayları görebilirsiniz. Ekran kartımız maksimum 60 dereceye kadar çıkıyor ve oyun yarım saattir açık. Ben şu an kayıda başladım. Vay vay, ne yapıyoruz şu anda? Korkuyorum. Kesin biri beni görecek. Oha! Aslında abi sen gerçek hesabın mı? Evet, gerçek hesabım da beni duyamayacaksın. Vay anasını. Valla 144 Hz monitörünüz varsa 180 FPS'ye kadar RTX 3060 ile çıkıyor. Yani oyunun zaten bütün limitini zorladık. Oha! Güzel. Güzel silahmış bu arada ya. Direkt patlatıyor adamları. Vuruyor ve oturtuyor. Ben buradan iyi hallederim ama. Süper. Oha. Çatıdaymış herif yuh. Sonuç olarak gerçekten güçlü bir kart. Yalnız 12 GB'lık video RAM'e oyunlarda çok fazla ihtiyaç duymuyoruz. İlerleyen dönemlerde daha fazla ihtiyaç duyabiliriz. Geleceğe yönelik yatırım noktasında evet üzmeyecek bir kart. Aynı zamanda VRAM'i medya noktasında nasıl kullanabiliriz? Özellikle programcılar bir baksın. 1080p oyun performansı cidden iyi. Yer yer 1440p'de de rahatlıkla akar gider. 3060 Ti ile aralarındaki fark azımsanmayacak noktada. %25-%30'u buluyor. Fakat fiyat noktasında günümüzde baktığımızda arasında 4000 TL var. Zaten şu anda piyasa çok kafa yorucu bir şekilde. Şöyle 500-600 TL'lik fark olsaydı tadından yenmezdi tabi. Testlerimizi gerçekleştirdik. Sonuçlar ortada. Tercih her zamanki gibi sizlerle dostlarıma kalıyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Neden bu karta bu kadar kaliteli bir soğutma koydunuz? Bunu hala çözebilmiş değilim.